Sevgili öğrenciler, büyük harflerin kullanıldığı yerler konusuna kaldığımız yerden devam edelim. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Medeni Kanun, Türk Bayrağı Tüzüğü, telif hakkı, yayın ve satış yönetmeliği. Kurum, kuruluş, kurul, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm, kanun, tüzük, yönetmelik ve makam sözleri asılları kastedildiğinde büyük harfle başlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi her yıl 1 Ekim'de toplanır. Bu yıl ise meclis yeni döneme erken başlayacak. Meclis derken Türkiye Büyük Millet Meclisi kastedildiği için büyük harfle başlar. Türk Dil Kurumu çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Atasözleri ve deyimler sözlüğü kurumun 21 Mayıs 2019 tarihinde Kars'ta düzenlediği toplantıda kullanıma açıldı. Burada kurum derken Türk Dil Kurumu kastediliyor. Büyük harfle başlıyor. Özel ada dahil olmayan gazete, dergi, tablo ve benzeri sözler büyük harfle başlamaz. Gazetenin adı sadece milliyet olduğu için gazetesi yazarken, milliyet gazetesi yazarken gazetesinin İlk söz, ilk harfi küçük harfle başlar. Türk, Türk dili dergisi küçük harfle. Halı dokuyan kızlar tablosu küçük harfle başlar. Kitap, makale, tiyatro eseri, kurum adı ve benzeri özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında ve ile ya veya yahut ki, da, de sözleriyle mı, mi, mu, mü soru eki küçük harfle yazılır. Mai ve siyah ve küçük harfle yazılır. Suç ve ceza. Leyla ile Mecnun. Turfanda mı? Turfa mı? Diyorlar ki, dünyaya ikinci geliş yahut sır içinde esrar. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe. Ben de yazdım. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu gibi adlarda bağlaçlar, soru ekleri küçük harfle başlar. Özel adın tamamı büyük yazıldığında ve ile, ya ve yahut, yahut, ki, da, de sözleriyle M, mi, mu, mü soru eki de büyük harfle yazılır. Hepsi büyük harfle yazılıyorsa bunlar da büyük harfle yazılmak zorunda. Ulusal, resmi ve dini bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar. Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve spor bayramı, Ramazan bayramı, Kurban bayramı, Nevruz bayramı, Miraç Kandili gibi resmi, dini, ulusal bayramların büyük baş harfleri büyük harfle başlar. Kurultay, bilgi şöleni, çalıştay, açık oturum ve benzeri toplantıların adlarında her kelimenin ilk harfi büyük yazılır. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Tarihi olay, çağ ve dönem adları da büyük harfle başlar. Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele, Cilalı Taş Devri, İlk Çağ, Lale Devri, Cahiliye Dönemi, Buzul Dönemi, Milli Edebiyat Dönemi, Servet-i Dönemi'nin, Tanzimat Dönemi'nde gibi. Özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük harfle başlar. Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Asyalılık, Darwinci, Konyalı, Bursalı gibi. Özel ad kendi anlamı dışında yeni bir anlam kazanmışsa büyük harfle başlamaz. Acem Türk müziğinde bir perde anlamında kullanılırsa küçük harfle başlar. Hicaz Türk müziğinde bir makam. Nihavend Türk müziğinde bir makam. Amper elektrik akımında şiddet birimi. Joule fizik değiş birimi. Allahlık saf zararsız kimse anlamında. Don Kişotluk gereği yokken kahramanlık göstermeye kalkışma gibi anlamlarda kullanıldığında küçük harfle başlar. Para birimleri büyük harfle başlamaz küçük harfle yazılır. Özel adlar yerine kullanılan o zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz. Müzikte kullanılan makam ve tür adları büyük harfle başlamaz. Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. Antep fıstığı, Brüksel lahanası, Frank gömleği, Hindistan cevizi, İngiliz anahtarı, Japon gülü, Maraş dondurması, Van kedisi. İkinci sözcükler küçük harfle başlar. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. 29 Mayıs 1453 Salı günü. 29 Ekim 1923 28 Aralık 1982'de göreve başladı. Lale Festivali 25 Haziran'da başlayacak. Belirli bir tarih belirtmiyorsa ay ve gün adları küçük harfle başlar. Örneğin okullar genellikle Eylül'ün ikinci haftasında öğretime başlar. Yürütme kurulu toplantılarını perşembe günleri yaparız. Tabela levha ve levha niteliğindeki yazılarda geçen kelimeler büyük harfle başlar. Giriş, çıkış, müdür, vezne, başkan, doktor, otobüs durağı, dolmuş durağı, şehirler arası telefon, üçüncü kat, dördüncü sınıf, birinci blok gibi Tabela, levha ve levha niteliğindeki yazılarda geçen kelimeler büyük harfle başlar. Kitap, bildiri, makale ve benzerinde ana başlıktaki kelimelerin tamamı, alt başlıktaki kelimelerin ise yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılır. Kitap, dergi ve benzerinde bulunan resim, çizelge, tablo ve benzerinin altında yer alan açıklayıcı yazılar büyük harfle başlar. Açıklayıcı yazı cümle niteliğinde değilse sonuna nokta konmaz. Sevgili öğrenciler, birkaç soru çözerek konumuzu pekiştirelim. Aşağıda büyük harflerin kullanımıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şiirlerde dizelerin ilk kelimesi büyük harfle başlar. Bunu hatırlıyorsanız şiirlerde dizelerin ilk kelimesinin büyük harfle başlandığını söylemiştik. Güneş, dünya ve ay isimleri bir gök cismi olarak kullanıldıkları zaman büyük harfle başlar. Evet gök cisimleri, gezegenler büyük harfle başlar. Tüm noktalama işaretlerinden sonra gelen sözcükler büyük harfle başlar. Nokta, ünlem soru işaretinden sonra gelen sözcükler büyük harfle başlar ama onun dışındaki virgül bazen iki noktadan sonra gelen sözcükler eğer cümle niteliğinde değilse küçük harfle başlar. Virgülden sonra küçük harfle başlar. O yüzden tüm noktalama işaretlerinden sonra büyük harfle başlar diyemeyiz. Bu yanlış. Gazete, kitap, dergi isimleri büyük harfle başlar. Evet bunların büyük harfle başlandığını söylemiştik. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? Bu yılki kurban derileri Türk Hava Kurumu'na bağışlanmıştır. Kurum isimleri büyük harfle başlar. Bu doğru. Van Gölü Türkiye'nin en büyük gölüdür. Yer adları Büyük harfle başlar. Bu da doğru. Geçen gün Aziz Nesin'in Zübük isimli romanını okudum. Şahıs adları, roman adları büyük harfle başlar. Bu da doğru. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'dir. Ülke adları büyük harfle başlar. Ancak burada cümlenin başında olduğu için dünya büyük harfle başlamış ama dünya özel isim değildir. Çünkü gezegen adı olarak kullanılmamıştır. Kesme işareti konulmamalıydı. O halde burada bir yazım yanlışı yapılmıştır. Özel isimler cümlenin her yerinde büyük harfle başlar. Kişi, ülke, dil, din, şehir, köy, ilçe, mahalle isimleri özel isimdir. Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çocuklar mahallede top oynuyor. Burada mahalle ismi olmadığı için özel isim değildir. Küçük harfle başlaması gerekirdi. Bu yanlış. Diğer seçeneklerimize de göz atalım. Türkler İslamiyeti kolay benimsemişler. Din isimleri büyük harfle başlar. Dedemler Makedonya'dan göç etmişler. Yer bildiren adlar büyük harfle başlar. Yaz tatillerinde Anamura gideriz. Yine yer bildiren adlar büyük harfle başlar. Yanlış olan seçenek A seçeneği. Derste dünyayı tam ortadan bölen çemberin ne olduğunu öğrendik cümlesinde hangi sözcüğün yazımı yanlıştır? Cümlemizi inceleyelim. Derste D harfi cümlenin ilk harfi olduğu için büyük harfle başlar. Ancak dünyayı gezegen adı olarak kullanıldığı için büyük harfle başlamalı, eki kesme işaretiyle ayrılmalıydı. Burada dünyayı sözcüğü yanlış yazılmıştır. O halde doğru seçenek B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Yapılan deney güneş tutulması ile ilgilidir. Gezegen adı olduğu için Güneş büyük harfle yazılmıştır. Kara iklimi İç Anadolu'da görülür. Bölge adları her ikisi de büyük harfle başlamalıydı. A büyük yazılmalı. Sonuna gelen ek de kesme işaretiyle ayrılmalıydı. Burada bir yazım yanlışı yapılmıştır. Diğer seçeneklere göz atarsak. Toplantıda Denktaş, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti'ni temsil ediyordu. Şahıs adı büyük harfle başlar. Ülke adları büyük harfle başlar. Ayşeler bugün Ankara'ya gitti. Yine şahıs adı büyük harfle başlar. Zaten cümlenin ilk harfi olduğu için büyük yazılmalıydı. Ankara'ya gitti. Yer adı büyük harfle başlar. Yazım yanlışı yapılan seçenek B seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizde büyük harfin kullanıldığı yerleri öğrendik. Hepinize iyi günler dilerim.